bereketli olsun sevgili YouTube takipçilerimizin. Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi, Allah'ın sağlığı üzerinize olsun sevgili YouTube takipçilerimiz. Bugünler çok zor günler yaşıyoruz. Dünyamıza, bütün Allah dostlarına, bütün müminlerimize, bütün ailemize, dostlarımıza, kardeşlerimize, herkese Rabbim sağlık, huzur, bol bereketi ihsan eylesin diyoruz öncelikle. İnşallah bu durumları herkes üzerinden aşacaktır, acısız, ağrısız, kayıplar vermeden. Rabbim Allah'a sığınarak inşallah herkesin duasıyla bu zor günleri aşacağımızdan eminim. Selatü selamlar getirerek, dualar ederek, biliyorsunuz her şeyin anahtarı Rabbim de saklıdır. Veren dermanı, derdini veren Allah dermanını de muhakkak onda gizlidir, eminiz. Rabbim bütün insanlara, bütün Allah dostlarına bol rızık, bol bereket versin. Üzerimizde olan musibetleri Rabbim kaldırsın. Güzel günler Mayıs ayına, hayırlı günler, çiçekler açıldığı zaman insanlarımız da acısız, ağrısız, mutlu, neşeli o baharın sevincini yaşayarak bütün birlik, beraberlik inşallah Rabbim ulaştırsın diyoruz. Sevgili YouTube takipçilerimiz, ne yapıyoruz? Hiçbir zaman için gücümüzü, kuvvetimizi, inancımızı kaybetmiyoruz. Yemek lazım, içmek lazım. Hayatta her şey bizler içindir. Allah kötü şeylerle karşılaştırmasın diyoruz. Bugün sizlere harika bir kısır tarifi vereceğiz. Ağız lezzetiyle inşallah kayıtsız ağız lezzetiyle yemenizi temenni ediyorum. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kısırımız için sevgili YouTube takipçilerimiz 2 su bardağı kısırlık burgul, 3 su bardağı 200 milimlik ketelimize su kaynattık. İç malzemesi olarak çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. 2 tane, 1 tane küçük havucumuzu kaynamış suyumuzla beraber, bulgurumuzla beraber haşlanacağız. Çok ince kıydık. Kesinlikle çiğ gidecektir. Beklenimi anında pişmiş gibi olacaktır. Buna kesinlikle telaş etmeyin. Havuç göz vitamini, C vitamini vardır. Gözlere gerçekten kimin gözlerinde sorunu varsa havuç tüketmesini tavsiye ediyorum. Ben farkını gördüm. Herkese de bunu da paylaşmak istiyorum. Evet, kısırımız için öncelikle bir demetin yarısı kadar kıvırcığımızı doğruyoruz. Şöyle kenara alıyoruz. Öncelikle kıvırcığımızı doğrayalım. İnce ince tütün gibi kıyacağız. Bunları yağlayıp kenarda bekleteceğiz. Sizlere bugün kısa küçük bir video yapacağım. Zamanınızı almak istemiyorum. Evet, hiç kimsenin ne zamanı var? Evet, bundan eminim, biliyorum. Bunun da bilincindeyim sevgili YouTube takipçilerimiz. Bir an olsun dikkatinizi buraya vermiş olursunuz. Bu açıdan sizlerle kısırı paylaştım. Evet, ve 2 tane küçük boy salatamızı, küçük küçük salatamızı doğradık. 3 tane küçük fındık domatesimizi, 1 baş soğanımızı salatamızla beraber kenara yağlayıp almamız gerekiyor. 1 yemek kaşığı da salça kullanacağız. Tepeleme 1 yemek kaşığı biber salçası. Sizler domates salçası da kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur. Evet, ne yapıyoruz? 1 tatlı kaşığı kuru soğan kullanıyoruz. Kuru soğan, kurumuş yeşil soğan. Yeşil soğanı kendisini kullansanız tabii ki daha çok güzel olacaktır. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber sevgili YouTube takipçilerimiz. Fazla abartmadan 1 yemek kaşığı dolusu nane harika lezzet veriyor. Kesinlikle takmanızı tavsiye ediyorum. 1 küçük tuz atıyoruz. Tuzunu sonradan atacağız. Çünkü kararma olur. Tuzunu öncelikle bulgurumuza atalım. Evet. Limonumuzu sıkacağız. Sıvı yağımızı ilave edelim. Bu püf noktasını unutmayalım. Öncelikle yeşillik olan malzememizi yağlayacağız. Kısırda yağını bulgurda döktüğümüz için çeyrek çay bardağı yeterlidir. Evet. Acılı istiyorsanız sevgili YouTube takipçilerimiz, acılı da kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Evet. Güzelce bir limonumuzu, bismillahirrahmanirrahim, bol bir limonlayacağız. Kenara alıyoruz. Şöyle hiç öldürmeden, söndürmeden, benim çalışmamda
Verandası çok serin. Verandada çalışıyorum. Onun için mutfaklarınızı sıcaksa tabii YouTube takipçileri kesinlikle yeşilliğinizi dolaba koymanızı da tavsiye ediyorum. Evet sevgili kardeşlerim, bir yemek kaşığı tepeleme biber salçanızı, 1,5 su bardağı, sizler 2 su bardağı, 200 ml koyabilirsiniz, 3 su bardağı da koyabilirsiniz. Ben 1,5 su bardağı kadar bulgur koyacağım. Evet. Yani 400 mg'lık bulgurumuzu ketilimizde kaynamış suyla önce salçamızı bir açalım. Ki yedirtmede işimizi kolaylaştırma açısından kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ederim. Suyunuz çok kaynamış olacak kesinlikle. Çünkü içerisine havuç kattığımız için çok ince ince kıydık havucumuzu. Kuşbaşı gibi değil, böyle ince, çok ince kıymanız gerekiyor. Evet. Kornişon turşu da koyabilirsiniz ama ben turşu sevmiyorum. Yani güzel olduğunu, lezzeti, kısırın tadını bozuyor. Ama damak tadınıza göre tabii ki seven olan atabilir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bulgurumuzu bir 10 dakika demlenmeye bırakacağız. Su olarak da yarım kilo su koymamız gerekiyor. Yaklaşık 3 su bardağı su. 1,5 bulgur, 1,5 su bardağı bulgurumuza yaklaşık 3 su bardağı kaynamış su yeterlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu da attık. Güzelce bir karışım yapacağız. Su yeterlidir. Üzerini kapatacağız. Hamur mayalama gibi üzerini kapatmamız gerekiyor. Yumuşaması için. İyice soğuduktan, emin olduktan sonra yeşilliğimizi en son aşamada katacağız sevgili YouTube takipçilerimiz. Evet. Bu şekilde üzerini kapatalım. Bir 15 dakika bekletelim. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, 10 dakika, 15 dakika demeden gördüğünüz gibi 2 su bardağı bulgur kullandık. 1,5 su bardağı dedim. Bir yarım bardak yine artırdım. Bereketli oldu gerçekten. Bayağı bir. Evet. Tamamen suyunu çekti. Şimdi soğumaya, kesinlikle soğuduktan püf noktası kısırımıza sıcak malzemelerimizi, yeşilliklerimizi kesinlikle sıcak katmıyoruz. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra harmanlayıp sizlerle buluşturacağız. Bu harika bir kısırımızı günlerinizde davetli olduğunuz, davetlileriniz olduğu zaman her zaman yapabileceğinizin balkonlarınızda, kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ağız tadıyla yiyebileceğiniz bir kısır tarifi verdik. İnşallah sizler de bunu uygularsanız ağız tadıyla yemenizi temenni ediyorum. Evet. Soğumuş olan bulgurumuzu şimdi geniş kabımızı alıp güzel harmanlamamız için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Hem de çabuk soğuyacaktır. İşimizi daha da kolaylaştıracaktır. Evet. Şimdi bir 5 dakika soğumasını bekliyoruz. Daha buharı çıkıyor görüyorsunuz. Kesinlikle soğumasını bekleyeceğiz. Püf noktası sevgili YouTube takipçilerimiz, nasıl ayarlayacağız? Suyunu bulgura göre nasıl ayarlayacağız dediğim zaman açıklama kısmına yazacağım. Pilav yaptığımız zaman aynen kısırda aynı. Ne kadar olur olsun, 3 bardakta, 4 bardakta olur olsun, çoğunlukta hiç fark etmez. Sadece suyu koyduğunuz zaman üzerine çıkmış olmasıdır. Püf noktası buradadır. Hiç korkmayın, o çekecektir. Evet, tamamen soğudu. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytin dağıttım. Sizler yeşil zeytin de kullanabilirsiniz. Çekirdeği çıkmış. Çekirdeksiz zeytin kullanmanız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen soğuttuk. Böyle çok bulgur bulgur olmasın, kuru olmasın sevgili YouTube takipçilerimiz. Ama ıslak da olmayacak. Tam kıvamı sizlere gösterelim. Tam kıvamı kısırınızın bu olması gerekiyor. Böyle çatala geldiği zaman bulgur gibi dağılmaması gerekiyor. Olması gereken bu. Mesela şöyle elimize aldığımız zaman
köftelik, mercimek köftesi yapar gibi böyle elimizde durması, püf noktası bu. Durması gerekiyor. En lezzetli Burgun kısır oğlu odur yani. En lezzetlisi, en güzeli olması gereken odur. Bir elinize aldığı, daldığı zaman o olmamıştır. Boğar yani, Burgun boğar. Ama hemen yaptığınız zaman da taze taze hemen servis yapmanızı tavsiye ederim. Bekletmeyiniz fazla. Beklettiğiniz zaman da soğuk yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle tabağıma koyacağım. Evet. Yağ da yeterlidir. Fazla yağlı yapmayınız. Çeyrek çay bardağı yağ yeterlidir. Diğerini dolabımıza koyacağız. Çok çünkü. Bu yeterlidir. Evet. Bol limon sıktık. Kalmasın, hepsini sıkalım. Daha lezzet veren limondur zaten. Evet. İster kalıplara koyup, mevlüt pilavları gibi kalıplara koyup serviste yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle çayımı da demledim. Çocuklar da okulda, tatilde, bugün evdedirler. Yesinler. Sizler de yapın. Büyüklerinizle, ailenizle, ağız tadıyla yemenizi temenni ediyorum. Bu güzel kısır tarifiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutfağınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Allah'ın bereketi üzerinize olsun sevgili YouTube takipçilerimiz. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eminim beğenmişsinizdir. Eğer abone değilseniz abonelerinizi beğenmeyi, paylaşmayı, bize destek olmayı sizlerden talep ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Evet, yorumlarınızda bekliyorum. İyi mi değil mi diye iyiye de iyi yoruma da açığız. Beğenmediğiniz yorumlara saygımız var. Kesinlikle bizi uyarmanız, yanlış yaptığımız yerde de uyarmanızı, burası yanlıştır diye de cevaplamaya hazırız. Evet, Allah'ın bereketi dediğimiz gibi üzerinize olsun diyoruz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.